İşte o bana sorduğunuz Lant mı yani Mayın mı bir sonunda oynayabileceksin. Arkadaşlar bugün sizlere o çok beklediğiniz yeni güncellemeyi tanıtacağım ve bana o kadar dediniz ki linkini ver dediniz. O mayın modu da bunun içinde. Cidden bu bölüme eğer ki 1000 like kesinlikle gelmesi lazım. Daha üstü gelmezse bundan sonra bu tarz modları tanıtmayı bırakacağım zaten. Seri bir şekilde sizlere bunu ulaştırıyoruz. Lütfen emeğimizin karşısını vermeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Her akşamki canlı yayınlarımızla tekrardan başladı. Bu arada 9'da yine canlı yayında olacağız. Orada hepinizi bekliyorum. Şimdi size yeni Launchpad'i tanıtayım. Öncelikle şu sol tarafı hemen size bir göstereyim. Bakın ama çok iyi izleyin. Pek bağıramıyorum bu arada. Gecenin saat şu anda ikisi olduğu için tam gözükmedi ama ikisi olduğu için çok bağıramıyorum. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve linkini de şimdi birazdan nasıl indirdim, nasıl çalıştığını falan anlatacağım. Dikkatli bir şekilde beni izleyin. Şimdi facecam'i hemen şöyle birazcık şuraya alalım abi. Şimdi sol tarafımızda yine aynı klasik Among Us'taki şeyler var zaten ve burada sonra game mod var abi. Şimdi şu game modlara bakalım değil mi? Kulaklığımızı taktık çünkü birazdan lazım olacak. Şimdi game modlara bakalım. Normal, lava bu kadar. Çünkü artık böyle değil. Hani lava modunu biliyorsunuz anlatmıştım. Şimdi hepsini oynayabileceksiniz. Lava modu işte kaptan, medic, hacker, manipülatör, janitör hepsini oynayabileceksiniz. Burada love modunu bütün modlarda etkinleştirebiliyoruz. Bunları tek yani hangisini oynamak istiyorsak yanına bir tık yapmamız lazım. Veya örnek veriyorum iki tane doktor istiyorsa iki kere ne bileyim iki tane kaptansa iki tane iki kaptan olmuyor mu? Ha dört kişi olduğumuz tamam. Bunları bu şekilde istediğimiz kadar arttırabiliyoruz. Bunlar olayı bu şekilde. Burada ben bunların hepsine tık attım. Şimdi bunların hepsini kaldırıp tek tek anlatacağım ve göstereceğim. Burada bakın daha yeni gördüğünüz şeyler de var. Hemen facecam'ı sola aldım. Şimdi burada arkadaşlar rollers yani bütün roller burada. Kaptan, medic, hacker, janitör ve manipülatör. Bunların hepsinde zaten kanalda videosu var. Nasıl ne anlama geldiğini videoların hepsini çektik. Gidip izleyebilirsiniz kanaldan. Hide kodu hemen bir yavaştan gösterelim. Hide kodun zaten ismini İngilizce arkadaşlar biliyordur. Kodu gizleyebiliyoruz. Bu yayın için güzel bir özellik. Yani yayında güzel oluyor. Onlar için yani pek işinize yarayacağını düşünmüyorum. Ondan başka burada creep venting. Bütün herkes creeplerde, imposterlarda vent atabiliyor. Buna yarıyor. Ve body dragging de. Bu da imposterın işte taşıma olayı. Cesetleri taşıyor. Ve Reval Roles inşallah doğru okudum. Bu da oyundaki kaptan işte falan filan onların renkleri gözüküyor. Yani kim örnek veriyorum kaptanın rengi beyazsa orada beyaz olarak gözüküyor. İşte medic yeşilse yeşil olarak gözüküyor. Kim olduğunu görebiliyorsunuz ona yarıyor. Bunu açmanızı pek tavsiye etmem. Crit Vent de yani crit yani oluşturuyorsunuz. Bütün ventleri her tarafa döşeyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bütün herkes eğer bunu creep venting'i kapatırsanız sadece bunu imposter yapabiliyor. Burayı çok iyi dinleyin. Eğer ki bunu açarsanız herkes vent koyabiliyor. Bütün sorunlar giderilmiş. Şimdi bir de friendly fire işte anlamışsınız dost ateşi. Arkadaşlarımızı vuramıyoruz. Geçen diğer videomuzda göstermiştik bunu. Ve landmine. İşte o bana sorduğunuz landmine mayın modu sonunda oynayabileceksiniz. Hepiniz indirip oynayabileceksiniz. Bunu çok istiyordunuz bana linkini ver. Veremiyorduk çünkü betadaydı ve mod yapımcıları bize bunu vermemizi izin vermiyordu. Ama şimdi rahat bir şekilde bunu size paylaşabileceğiz. Zaten daha doğrusu paylaşıldı. Şimdi birazdan göstereceğim. Bunu da açtım da landmine ve disable reports. Buna bastığım zaman report yasak abi. Direkt bunu engelleyebiliyorsunuz. Bunları yayında oynayacağım zaten. Bu akşamki yayına kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ve bunu ilk defa görüyorsunuz. Multiple people per color diye bir şey. Ve bunu açtığımız zaman herkes istediği rengi alabiliyor. Kanka sen direkt o renkleri alsana. Örnek veriyorum hepsini RGB yap. Beni yap. Şimdi burada normalde ne olur bak hemen şöyle anlatayım. Dur kanka hemen bekle be. Bunu kapattığım zaman bakın. Alındı diye alamıyor. Anladınız mı? Ama şöyle yaparsam artık herkes istediğini alabiliyor abi. Bak tıkladığımda bile bir şey olmuyor. Hepsini RGB yap. Hepsi RGB ve aletten de RGB mod da içinde var. Burada artık yazılar böyle bir sağ sol yukarı gidiyor falan filan. Ekstra anlamadığınız bir şey olursa açıklama kısmındaki Discord'umuza gelirseniz oradan biz size Türkçe bir şekilde yardım edeceğiz zaten. Diğer şeyi de zaten size birazdan anlatacağım. Buradan ayrıca ekstra yeni renkler de var. Bunları da
biliyorsunuzdur. Ben RGB'yi aldım. Şimdi o zaman bir de oyuna geçelim. Lantmine falan hepsini size bir tanıtayım. Hemen startı verdim. Bu video biraz uzun, doğru doğru güzel olacak. Hem nasıl indirdiğini de size anlatacağım. Videonun ortalarında her an anlatabilirim. Sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Süpersin. Şimdi oyunu göreceksiniz. Hepimiz RGB olduk. Hepimiz aynıyız abi, gördüğünüz gibi. Ve şuralara bir bakın abi. Şimdi daha bir de Cream Mate'e geçeceğim. Cream Mate'de Lantmine yani mayın gözükmüyordu. Nokta olarak gözüküyordu. O sorun da giderildi. Ben size şimdi onu gösteririm. İşte crit olduğunda hiçbir vent olmuyor. Haritada hiçbir vent olmuyor. Sıfır vent oluyor. Biz bunu 1000 tane koymuştuk. Onu da gidip kanalını izleyebilirsiniz. 1000 tane vent koymuştuk. Buraya atladığım zaman bakın hiçbir vent olduğunu anlayabilirsiniz. Sıfır vent hiç yok. Sağ sola gitmiyor. Ve Lantmine'yi koyalım. Lantmine burada sesi falan bayağı bir güncellendi. Şu an ben duymayacağım impostor olduğum için, fakat şuna bakar mısın? Geç kanka. Direkt ölüyor. Ondan mı bayağı böyle patlama oluyor. Şimdi ben bir Cream Mate olayım, size onu göstereceğim. Başka ondan sonra bir de taşıyabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim. Taşıma da yeni güncellendi. Bakın titriyor. Böyle değil normalde bu. Bir de bunu bir vent'e atlayayım hemen. Onda da bir sıkıntı var mıydı? Bir atlayalım bakayım vent'e. Okey. Bir tane daha crit vent koyalım mesela şöyle. Bir vent'ten vent'e geçelim bakalım ne olacak, hop. Aynen. Bunu da zaten mantığını biliyorsunuz ama yanına bir tane daha koyayım. Bunun nasıl oraya ışınlandığını da göstereyim. Buradan da drop dediğimiz zaman koyabiliyoruz. Bunun tuşu V miydi? Ha yok. Tamam, V değilmiş. Şöyle drag aldım. Bir tane de buraya koydum. Böyle bir göstereyim bakın nasıl. Aynı direkt oraya ışınlanıyor abi. Olay bu. Olay bu kadar basit. Şimdi bunu anlattık. Şimdi ben bir de Cream Mate olayım. Cream Mate'de bir Lantmine'de bir patlayalım falan filan. Bunun bu arada videosu gelecek, haberiniz olsun. Şimdi hemen beni alsın. Bu şekilde abi çok iyi. Bütün modları artık oynayabileceğiz. Canlı yayınlarda oynayabileceğiz. Hepiniz kesinlikle canlı yayınları tekrardan söylüyorum. Bekliyorum 21.00'da bu modu bayağı bir inceleyeceğiz. Şu an gecenin geç saat olduğu için sizleri alamadım yanıma. Alırdım normalde Discord'dan. Sağlık olsun. Şimdi bir de ben Cream Mate olayım. Bakayım Cream Mate'de nasıl olacak. Bağıramadığım için burada tekrardan üzgünüm. Tekrardan başlatayım. Sonra bir de bayağı kişi oluruz. 4-5 kişi oluruz. Şimdi inşallah bana Cream Mate verir. Bir Cream Mate duası abi. Tamam süper. Tekrardan bak gördüğünüz gibi hepsi RGB. Şimdi kanka sen bir tane mayın yerleştireceğim ve ona basacağım, tamam mı? Ay impossible. Aynen bak. Normalde mayın gözükmezdi abi bizde. Şu an mayın gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Hemen mayına geçiyorum. Hazır mıyız? Burada ben susuyorum. 3, 2, 1. Birazcık sağır edebiliyor ama çok güzel olmuş. Harbiden bu kadar bütün hatalar giderildiğine çok sevindim harbiden. Bunu size çok tanıtmak istiyordum. Linkini vermek istiyordum. Şey yapmak istiyordum. Hele şükür sonunda geldi abi. Hele şükür sonunda harbiden beklediğinizde. Şimdi size bunun nasıl indirildiğini anlatayım ve ondan sonra da bir 10 tane hesapla girelim ve bakalım bütün özellikleri şey yapalım. Kaptan maptan hepsini yapalım. Şimdi arkadaşlar Discord'a geçtik. Buradan All of Us sunucusu. Burası Among Us'ın bu Launchpad'in resmi sunucusu. Buradan geldikten sonra Mod Dowland kısmına tıklayın. Buna linkini açıklamaya vereceğim. Ve buradaki 20.44 MB olan dosyayı indirmeniz lazım. Direkt buna bastığınız zaman inecek zaten. Ve bunu şimdi indirdikten sonra ne yapacağınızı hemen göstereyim. Şöyle bir dosya inecek Launchpad'de. Eğer ki hata yaşıyorsanız önce bir oyunu direkt rara atın. Eğer çıkarttıktan sonra sorun yaşıyorsanız şimdiden bunu söyleyeyim. Bunları yapmanız gereken olay, ben de yeni diye bir tane oluşturup içine oyunu attım. Zaten direkt buradan başlattım. Burada bende şunlar olmaz sizde. Şu mono falan işte doğrusu falan bunlar olmaz. Bunları direkt alacaksınız. Onlar bu zaten. Bunları buraya atacaksınız. Bir güzel bu yer değiştirecek. Sizi değiştirmeyecek zaten. Sizi direkt atacak. Bunlar çünkü ekstra şeyler. Hemen bunu kapatıp oyuna giriş yapacaksınız. Oyun birazcık çok iyi, dinleyin burayı. Geç açılıyor. Bazılarınızda hemen açılır. Bilmiyorum bunlar neyle kaynaklı bilmiyorum ama çoğunuzda geç açılır aynı benim gibi. Birazcık şimdi anlayacaksın demek istediğimi. Hemen şöyle oyunu bekleyelim. Birazcık geç açılıyor. Bakın direkt daha yeni geldi ve daha tam gelmedi. Böyle sıkıntı, bunlar da düzelir diye düşünüyorum. Şu an siyah ekranda gördüğünüz gibi bir süre sonra hemen açılıyor. Birazcık beklememiz gerekiyor yani, öyle söyleyeyim. Şimdi direkt hızlandıracağım burayı. Bende şu an ayrıca bir uzun sürdü ya. Normalde bu kadar uzun sürmezdi.
Herhalde dosyaları değiştirdiğim için ilk seferin olayı. Bir de açılınca bu ekran gelecek. Buraya sakın tıklamayın diye herhangi bir şey yapmayın. Birazcık bekleyeceksiniz burada da. Normal dosya ekran çok kısa sürüyordu ama ben de ilk defa bu kadar uzun sürdü zannettim zaten, gördünüz. Burada şu logoya bakın, şurada bir kare görürseniz demek ki burada biraz bekleyin yani. Yüklenmesi veya uzun süre çok mod olduğu için. Birazcık daha bekledikten sonra direkt otomatik olarak oyun açılıyor. Ve ana menüye sakın bir daha tekrar dönmeyin. Her döndüğünüzde bu kare gelir buraya ve bir süre beklemek zorunda kalırsınız, haberiniz olsun. Direkt bir kere online tıkladıktan sonra sakın bir daha geri dönmeyin. Buna çok dikkat edin. Bu çok önemli çünkü. Ve bir süre daha bekledik ve oyun hele şükür sonunda açıldı. Valla ben de şu an ilk defa, bu kadar uzun sürdü. Şimdi tekrardan bu yani en başa dönmeyin sakın. Yine aynı beklemek zorunda kalırız. Şimdi ben tekrar odayı kurayım. Bir de toplu bir şekilde bütün modları etkinleştikten sonra devam edelim. Evet, şimdi 7 kişi olduk. Şimdi buradan ben bir bütün özellikleri aktif edeceğim. Bir de sol olarak bunu göstereceğim sizlere. Şimdi lava modunu etkinleştiriyorum tekrardan anlatmak için. Hepsini teker teker videosu bulabilirsiniz. Kaptan, Medic, Hacker, Janitör ve Manipülatör olarak hepsini açıyorum. Bunun olayı çok iyiydi bu arada, kanaldan kesinlikle izleyin. Kontrol modu abi, bu efsane bir şey. Career Ventic, Body, ne bileyim Crit Vent açmayacağım. Dost Ateşi, işte Landmine hepsini açıyorum. Disable ve hepsini açtım abi. Start'ı veriyorum, bütün modları şimdi test edeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada videoyu beğenmeyenler şu an tekrardan beğensin ve manipülatör bana geldi. En istediğim kontrol modu, çok iyi. Direkt rastgele birini kontrol ediyorum ve şu an 19. Şu an bir tane oldu, şu an lav oldu. 19 saniye kalacak. Aynen şu var, şurası şu an lav olmuş bakın. Gidersem ölürüm. Imposter gelse sıkıntı olmuyor diye biliyorum aynen. Ama ben gidersem ölürüm. Şimdi burada bir kontrole basıp bir de bunu tanıtayım size, bütün modların çalıştığını görebilirsiniz. O revals mod mu? Öyle bir şey yazıyordu yani, rol. O da bakın mesela gri, mavi, bu doktordu diye biliyorum. Bu da kaptan. Bu doktor bu. Bu da hacker mı? Bu da o galiba. Bu da imposter da gözüküyor. Oha, imposter da görebiliyoruz. Biz oyunu direkt kazanırız ki. Bu da imposter, iki tane işte. Ondan bir tane kontrol yapayım. Bak şu an biraz geç gidiyor bu arada. Bak ben basıyorum ya, biraz geç gidiyor. İşte buradan gidip örnek veriyorum. Doktoru öldürtebiliyorum mesela. Aslında bu şey mesela. Kaptan o aslında. Ve mayın modunda gördük. Mayın modu da bu şekilde. Ben şey merak ettim, haritada bir değişiklik falan var mı? Onu da yapmış olabilirler. Bir bakayım şuralara bir. Hepsini ben girseydim hesaplardan ben yapardım da benim oyun biraz yavaş açılıyor, onda hızlı açılıyor. Herhangi onda bu arada love modu hala aktif, onu unutmuşuz abi. Mentteyken ölüyormuşuz lan, mentteyken. Saçma oldu o. Vent'te öleceğimizi düşünmüyordum. Vent'te bak, hala hatta vent şey kaldı baksanıza bu şekilde abi. Teşekkür ederim bütün izleyip destek olduğunuz için. Abone olmayı tekrar unutmayın. Burada İki tane adam mayın yerleştirmiş. O mayınlardan birisi de geçsene kanka mayının üstüne. Mesela doktorla falan ya da guardman, hangisi varsa. Bir tanesi de geç. Bu da bu şekilde direkt uçuruyor abi. Olayı bitiriyor. Bu şekildeydi, umarım beğenmişsinizdir. Bunu gelmesini çok istiyordunuz. Bu akşamda bu canlı yayında bunu sizlerle beraber test edeceğiz. Kesinlikle gelmeyi unutmayın, bildirimlerinizi açın. Bu akşam harbiden çok güzel, sağlam ve canlı yayın olacak. Beni yalnız bırakmayın. Ve şu anda ekranda bir önceki videomuz var. Imposter'ı kesiyor. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.